İki kişi birbirini sever de kavuşurlarsa mutluluk olur. Biri kaçar, öbürü kovalarsa aşk olur. İkisi de sever lakin birleşemezlerse işte o zaman efsane olur. Senin hesabın benimle. Bırak Serdar'ı gitsin. Hiçbir yere gidemez. Önce onu öldüreceğim. Kurşun önce karnına saplanacak. Sonra da yukarı nişan alacağım. Seni büyüleyen o gözün içine. Dur! Hiçbir yere git. Hadi vuracaksan vur. İkinizi de öldüreceğim. İkinizi de. Gel! Şahan! Nedir bu? Tutku! Nerede buldun onu? Sana mı geldiydi? Sen hangi cehennemdeydin? Haberimiz yok. Babamın yayla evine gittim. Ne zamandır özlemini duyduğum o iç huzurunu bulmak için. Buldum da. Yanı başımda yüreğimi ısıtacak biri vardı. Zerda. Şahin. Yoksa nikah mı kıydın Zerda'ya? Yapma kızım! Gülücan, hoş git Dursun'a haber ver. Doktor çağırsın hemen. Bak, çok üstüme varma. Vallahi karışmam sonra. Ne yapacaksın? Boşayacak mısın beni? Zerda'yla mı evleneceksin? Söyle. Fiziksel bir hastalık gözükmüyor. Ama duruma bakılırsa ağır bir ruhsal travma geçirmiş. Bana kalırsa hemen bir psikiyatristin görmesi lazım. Yok artık. Bu konaktan içeri bir deli doktoru girmediydi. Akgül'ün hali fena ana. Doktora ihtiyacı var kadının belli. Yok. İhtiyacı yok. Ona sahip çıkacak bir koca gerek başına. Okulu mu kıracağım yani? Hayır yani evet. Hem okulu kırmak sayılmaz ki. Matematikse matematik. Hocaysa hoca. peki o zaman hocam. Hadi yürü. Ben Zerda Hanım'ı aramıştım. Ne edeceksin sen Zerda Hanım'a? Kendisine soracağım şeyler var. Nerede o? Mahmut Ağa'nın karısı mısın yoksa? Bildin. Mahmut'un karısı Ay Hanım'ım ben. Şunu da sen bil ki... ...kocam senin oğlundan 1000 kat daha adamdır. Zerda'nın gözünün kocamın üzerinde olmasına şaşmıyorum aslında. Bir dahaki sefere senin ailenden biri ya da karın konağa gelecek olursa... ...Zerda'nın kılına zarar gelecek olursa hepinizi yakarım, haberiniz olsun. Anladın mı? Lan sen ne haklar karıştırıyorsun lan? Ben bir şey yapmadım. Lan! Lan adamı deli edersiniz be! O konağa ben mi gittim ha? Hangi cehennemdesin? Çek kızsın ha! Ne oldu? Niye bağırıyorsun? Ah, yürü! Ah, yapma! Yürü! Başımın belası! Yapma! Boyu devrileceğim. Ocağımızı kuratacağım. Dün evden okula gideceğim diye çıkmadım. He çıktı. Okula gittin değil mi kızım? Ha? Gitmedin mi okula? Bitti artık Sıla Hanım. Bitti. Okul makul yok. Devrisi gün düğünü olacak.
Zerda anam izin vermez beni evlendirmenize. Zerda. Zerda merda yok artık. Bu konakta bir daha Zerda lafı duymayacağım. Yetti. Yetti artık, her şey eskisi gibi olacak. Bu konakta benim dediğim olacak, benim. Sultan Hanım yüzümüze öyle bir bakıyordu ki kanımız akmaz olduydı. Gözlerinden saçtığı ateş ciğerlerimize işliydi. Ağzının ettiği her laf karnımıza indi, kaldık öyle. Estirdiği karayel hepimizi donduruydu. Hele daha kötüsü tazecik bir yüreği gavuruyu küllerini savuruydu. Hadi güzel kız, iki lokma bir şey ye. Bak yemezsen hasta olursun. Hem böyle susup oturmakla bir şeyin olacağı yok. Bir şey olacağı yokmuş. Susmasam oturmasam kâr ediyor mu? Yapmayacağım istemiyorum desem kimse dinliyor mu? Bırak ötekileri sen. Sen beni anlıyor musun? Bana bağırma, ben ne ettim ki? En başta sen ettin. En başta sen ana. Büyük anam ne dese kabul ettin. Sus dedi sustun. Otur dedi oturdun. Sonra kızına geldi sıra. Sıla çıkmayacak dedi. Sıla okula gitmeyecek dedi. Sıla istese de istemese de evlenecek dedi. Sen ne dedin ha? Hayır dedin mi? Sıla ne istiyor biliyorsun. Biliyorsun ama söyleyemiyorsun. Bir kerecik söylemeyi denedin mi? Keşke Zerda anam burada olsaydı. O söylerdi. Söylerdi. Sen de o zaman Yadigar. Sence eğrisi doğrusu nedir bu işin? Mahkemede reis bey, sen bu eli bıçaklıdan şikayetçi misin Sıddık Efendi deyin sorunca ne diyeceksin? Evet mi, hayır mı? Sen deyiver bakayım. Ya. Gördün mü? Kolay değil işte. Bir daha bakma bana kararsızın dekiymişim gibi. Sen realsın. Arpan önünde, samanın arkanda. Karışanın yok, görüşenin yok. Hele Sultan Hanım diye bir derdin hiç yok. Kadın senin başında böyle zebella gibi durmuyor ki. Hiç sormayın da ya Sıddık, sen nasıl çıkacaksın bu işin içinden değil? Başına nasıl açtın bu derdi değil? Sıla açtı başını bunları. Sen nereden bileyim? Sıla Hanım, ben... böyle yadigarla dertleşiyelim işte. Çok şanslısın biliyor musun Sıddık? Senin derdini anlatacağım biri var. Benimse sesimi duyurabileceğim kimsem yok bu konakta. Kimse sevmiyor beni. Öyle deme Sıla Hanım. Ben seni severim. Hem de küçüklüğünden bilirim o cin gibi aklını, ay parıltısı gözlerini. Sen bu konağın bir tanesisin. Mustafa'nın önüne atılarak beni sen kurtardın Sıddık. Ama düşünüyorum, o gün ölsem daha iyi olurdu. Lafı bile edilmez. Gencecik bir fidana. Niye? Bundan sonraki hayatım ölümden farksız olacak. Sen şikayetçi olmadığını söyleyeceksin. Mustafa salıverilecek. Büyük anam da bizi evlendirecek. O zaman geriye benden bir şey kalmayacak. Zaten ölmüş olacağım. Sıla Hanım, ben... görmesinler. Başına daha fazla bela almak istemem. Ama ben diyecektim ki...
Yenge. Yenge. Hadi git yerine yat istersen. Ben... Sen söyle yenge. Önemli bir şey demeyecektim. Yalnızca ben... Ben bunu hak etmedim. Mahmut bana düpedüz yüz çevirdi. Abim biraz serttir. Yani aslında içinden öyle geçmese bile bazen kaba olabiliyor. Kalbi temiz ama işte lafı taş gibi ağır bir adam. Tarif ettiğin o adamla isteyerek evlendim ben. Çoluğa çocuğa karıştım. Abini bu haliyle seviyorum. Ama onun gözü beni görmüyor. Bana bir eşyaymışım gibi davranıyor. Öyle olmadığını göster o zaman sen de yenge. Yani işi sadece evde oturup çocuk yetiştirmek olan biri değilim diyorsan... ...abime de bunu anlatmanın bir yolu olmalı, değil mi? Ana! Ana! Ne oluyor? Kim o? Hacer? Ana, bir diyeceğim var. Gecenin bu vaktinde mi? Duramadım. Dilime geleni söylemek için bekleyemedim. Sılam. Ahmet'imin tek yadigarı. Onu el bıçaklı birine nasıl teslim ederim? Yüreğimi kaldırmayayım. Hacer. Kız büyüdü Serpil'di. Onu elimizde tutamayız artık. Peşinden sen mi koşacaksın? İrezil olmasın diye ben mi? Bu kızın başına bir koca şart. Bakma Mustafa deli doldur ama. Seviyor Sıla'yı. Onu sahiplendiği için yaptı. Sıla okuyacağım diye ama. Peh. Okuyacak olsaydı okuldan kaçmazdı. Kızın aklı okumakta filan değil. O Zerda işlemeyeydi kafasına. Çoktan yola geliydi ama. Ana, kız çok üzüldü. İstemiyorum diye. Onun için neyin iyi olduğunu büyükleri bilir. Sen de ben de böyle gördük. Bunda bir kötülük yok. Merak etme. Sıla da hakkında hayırlı olduğunu anlayacak sonunda. Hadi. Hadi artık yat yatağına kızım. Ben de yorgunum yatacağım. Kızım, geç oldu. Hala uyumamışsın. Yarını düşünüyorum baba. Yarın gidecek misin mahkemeye? Gideceğim tabii ama ne diyeceğimi bilemiyorum. Yaptığı yanlış bile olsa gencecik bir çocuğun hapiste kalmasına içim el vermiyor. Bu onu yola getirecek mi bilmiyorum. Belki de daha kötüsü olacak. Evet ama yaptığı cezasız kalabilecek bir şey değil kızım. Az daha Sıddık'ı öldürüyordu. Sıddık'ın yerinde sen ya da Sıla olabilirdi. Neyse, yarın ola hayrola. Uyumaya bak kızım. İyi geceler. İyi geceler baba. Alo, Şahin, iyi misin? Seni çok özledim. Ben de özledim. Ne yaptın bugün? İyi geçti mi? İşlerin yolunda mı?
Her şey yolunda. Şu sana bahsettiğim rapor var ya, onu hazırladım. Yarın parlamentoda oylama var. Biraz heyecanlıyım tabii, önemli bir olay. Sen ne yapıyorsun? Yarın mahkeme var, gidecek misin? Gitmesen, senin üzülmeni hiç istemiyorum. Biliyor musun, gerçekte beni bir tek sen üzebilirsin şu hayatta. Başka yerden gelebilecek her güçlüğe razıyım ben. Korkma, başa çıkarım her şeyle. Bilmez miyim? Benden iyi kim bilebilir senin cesaretini, inatçılığını, dikbaşlılığını. Söz dinlemezliğini, dediğim dedik hallerini. Dur, tamam, kapatma. En iyi ben bilirim tatlı dilini, ateş gibi gözlerini. Nehir şırıltısı sesini, çiçek kokan saçlarını. İpek gibi tenini, gonca dudaklarını. Şahin sus artık. Evet öyle dedim ama dayanamıyorum. Şu anda dizlerim titriyor. Şurada yığılırsam babama hesap vermek zorunda kalacağım. Evet kapatıyorum. Dur bir şey daha söyleyeceğim. Sana sarıldığım zaman kendini bırakışın var ya. O kedi gibi mırıldayan hali. Tamam peki sustum. Bir dakika kapatma, son bir şey daha söyleyeceğim. Tamam son. Seni seviyorum. Ben de. Akgül. Uyan hele kız, ilaçlarını getirdim. Akgül. Ne? Ammar uykum varmış be kızım, çatladı çocuk. İlaçlardandır herhal. Neyse, uyumamandan iyidir. Aman. Öf. Altını değiştirmek lazım onu. Korkmuş benim kızım. Değiştiririm ben şimdi altını. Hacı. Beni deli zannediyorlar değil mi? Ne biçim söz öyle kız? Nereden çıkardı şimdi bunu? Niye bu hapları veriyorlar o zaman? Onlar delilik için değil. Acık rahatla değil. Güzel uyu. Kendini iyi hisset değil. Kendimi iyi hissedeceğim ha? Hem de bu haplarla. Okşayalım benim. İşler gibi oldu. Ne dedin? Hiç. Bir şey demedim. Oldu işte. Tamam çocuğum. Tamam bitecek şimdi. Esat'tan güzel kokacak benim. Oldu işte. Esat'tan gül kokacak benim kızım. İçtin mi? Afiyet olsun. Of. Ay. Gideyim de hazırlanayım artık. Ay. Tut şunu. Mahkemeye mi? Ha. Allah ne gösterecek bakalım. Allah ne gösterecek kimse bilemez. Ne edecek şimdi bu gariban? Bıçağı böğrüne saplayan adamı hapisten mi çıkarır? Hele bak. Hak nasıl tecelli ediyor? Evvel Sıddık'ın canı Mustafa'nın bıçağının ucundaydı. Şimdi Mustafa'nın kaderi Sıddık'ın iki dudağının arasına bakıyor. Günaydın kızım. Günaydın. İffet Ana, bence Sıddık Sultan Hanım'ın sözünden çıkmayacak. Şikayetçi değilim diyecek. Günaydın Ana. Günaydın Hacer. Akgül nerede? Odasında dinleniyor. İlaçlarını da aldı. Şuna bir şeyler yedir. Mahkemede bayılıp kalacak başımıza. Yemeyeceğim. Dik başlılık edip bizi dize getireceğini sanıyorsan aldanıyorsun. Bugün mahkemede ben ne dediysem o olacak. O kadar emin olma. Sus kızım. Nedir kızım seni bu hale koyan? Niye büyük sözü dinlemeyin? Büyük sözüymüş. İnsanın hayatını karartan böylesine bir söz nasıl büyük söz oluyor ya? Bak hala konuşuyorsun. Konuşurum. Çünkü bir umudum var. Ondan konuşurum. Zerda anam gelecek mahkemeye.
Ona güvenirim. Herkesten çok o benim halimden anlar. O beni korur. Nasılsa mahkemede anlatacak bütün olanları. Sıla, bak beni çileden çıkarma. Sıddık şikayetçi olmadıktan sonra hepsi boş. Sen de geri çekeceksin şikayetini, anladın mı? Mustafa serbest kalacak. O aileden biri. Hem de senin sözlün. Şu kalın kafana sok artık. Bunca adam sözümü dinliyor de bir sen mi karşı durup dikleneyim bana ha? Oyuna bile bakmışsın. Belki Sıddık da dinlemez seni. Belki, belki yine kurtarır beni. Sıddık! Sıddık bu konağa neler borçlu iyi bilir. Değil mi Sıddık? Yedi, içti, yattı, canı, kanı. İşte o yüzden şikayetini geri çekecek. Ve de Mustafa'yı hapisten çıkaracak. Sonra da... O çocuk Sıla Hanım'a el sürmeyecek. Ne diyeyim sen? Ben yetişemeyeydim. Belki de öldüreceğiydi Sıla Hanım'ı. Hele bir baksadı. Ne Sıla ne bir başkası ölmedi değil mi? Nedenini sen de bileyim. Çünkü ben sana kanımı verdim. Hala nefes alabiliyorsan benim gücümle, benim kanım sayesinde alıyorsun. Bu bana borcun Sıddık, ödeyeceksin. Borç demek. Borç ha? Pekala. Al! Al kanını! Sıddık! Sıddık! Sana borcum kalmamıştır. Sıddık! Sanki kestiğim yerden kan değil de ruhumun üzerindeki o büyük yük, o borç akıydı. Büyük hanımın gözleri koca koca açıldı. Öyle kaldı. Hatırlamayayım kim? Birileri yetti imdadıma. Yuttu kolumu. Sonra mahkemeye gittim. Hakime vicdanım ne diyorsa onu dedim. Ve de ne olması gerekiyorsa o oldu. Mustafa'nın gerisin geriye hapse girişi Sıla Hanım için en hayırlısıydı. Hayırlısıydı ama bazıları için kabusun ta kendisiydi. Ben alt komisyonun bütçe komisyonuna eksiksiz bir rapor verdiğini düşünüyorum. Başkanım, bütçenin oy birliğiyle meclisten geçeceğini düşünüyorum ben. Bence de öyle. Doğu, Güneydoğu Anadolu Acil Kalkınma Projesi hükümetin de önceliklerindendi zaten. Yine de muhalif kanadı ne yapacağı belli olmaz. Bütçeyi kabarık bulduk diye kestirip atabilirler mesela. Biz de onlara yerli yabancı uzman isimlerden kurulu sayısı hayli kabarık denetçi listemizi gösteririz o zaman. Evet. Hesap ortada. Bir bölgeyi iktisadi ve kültürel anlamda kalkındırmaktan bahsediyoruz. Affedersiniz. Eğer niyetleri işi bakkal hesabına dökmekse bize çok zaman kaybettirecekler demektir. Hı hı. Ben de seni merak ediyordum. Şimdi bakın Sayın Başkanım. Doğu ve Güneydoğu Anadolu acil iktisadi öyle ve mi kültürel kalkınma... Hapse döndü de. Altyapı ve anlıyorum. Telekomünikasyon çalışmalarına hemen başlamalıyız. Doğrusu neyse onu söylemiş Sıddık. Üzülmesin. Dönünce avukatla konuşurum. İyi gidiyor, bekliyoruz. Meclis bütçe raporunu tartışmaya girecek birazdan. Oylama ne zaman sonuçlanır bilmiyorum. Doğru söylüyorsun. Ararım seni. Meclis kararlarını dikkat et kendine. Lazım. Havalar soğuk, üşütme tamam mı? Ben de onunla ilgili bir rapor hazırlatmıştım zaten. Pardon. Bak işte burada. Bir göz gezdir istersen. Bu
Hoş geldin Bozanoğlu. Otur bir kahve söyleyeyim sana. Ne kahve içilecek ne hoşbeş edilecek hal yoktur Sultan Hanım. Yeğenim Mustafa'ya ne oldu biliysen. Biliysen tabii. Gencecik oğlan hapse kondu gene. Biz yakında düğünümüz olacak derken, derneğimizi kurarken meğer mapus görüşüne hazırlamışız kendimizi. Eroğlu sülalesinin başına şimdiye kadar gelmedik, bu ocağın başına konmadık bela, şimdi çıkıyor. Hemide nereden? Bu konaktan. Sultan ananın kucağından. Benim anlamadığım bu olanlara senin nasıl izin verdiğin. Susuysun. İnşallah bu hayır alamettir. İnşallah bundan sonra edeceğin ilk söz bu aşiretin, bu yüzyıllık ocağın selameti üstüne olacaktır. İyilikte, kötülükte senin gayri. Abi. Ben biraz kasabaya insem diyorum. Nedenmiş o? Alınacak bir şeyler vardır belki. Ne gibi? İyi soru. Şey mesela... Aha bak biliyordum. Bak vergi affı kaldırıldı diyor. Hükümet bundan sonra iş adamlarından destek yerine köstek alır bundan sonra. Vay Şahin'im vay. Mecliste bütçe bütçe çıkarmaya uğraşıyor gariban. Abi, burada vergi affı kaldırıldı demiyor ki. Vergi affı kaydırıldı diyor. İşte bak, altta da yazıyor. Vergi affı kararname tarihi Şubat ayı sonuna kadar kaydırıldı. Okumadın mı abi? Ya onlar çok küçük, ben okuyamıyorum yani böyle. Ne ya bu karınca duası gibi, başım dönüyor ya. Abi itiraf et. Neyi? Doğru dürüst göremediğini. Ulan ne alakası var ya? Ulan bak ben var ya te bulutların arasında uçan kuşun kanadını bile seçerim ben. Tamam da daha yakından bakman gerekebilir o kuşa. Bak gazetedeki yazıları bile göremiyorsun. Evet. Abi. Ya hadi abi. Kalk gidelim şu işi hemen halledelim. Nereye oğlum? Nereye olacak abi? Bir göz doktoruna. Ya bir şey yok benim gözümde ya. Var ya da yok. Bunu öğrenmenin tek yolu doktora görünmek. Abi. Korkuyor musun yoksa? Ameliyat demedim. Doktor muayenesinden bahsediyorum. Ya ya ne korkması ya? Kalk gidelim hadi ya. Sen nereye? Peşimize takılmayacaksın herhalde. Yo düşünmedim bile. Benim başka bir işim var. Hadi Hatice çıkalım. Çıkalım abla araba hazır. De hadi. Yürü. Kendimi daha iyi hissediyorum şimdi. Hemen konağa dönme fikri midemi ağrıtıyordu. İyi ki bırakmadım beni. Ne yapıyoruz bakalım? Bütün gün bu soğukta sokak sokak dolaşmayacağız herhalde. Bize gidelim mi? Ya eve girmeyelim ne olur. Başka bir yerde otursak ya da vitrinlere falan baksak. Tamam anlaşıldı. Bugün ev kelimesi cümle içinde kullanılmayacak. Abi ne yapıyorsun? Kırmızı. Gördüm canım ya. Ya dalmışım sadece ne? Yoksa benim gözlerim gayet iyi görüyor yani. Ne renk görüyor bakalım? Renk körlüğü diye de bir şey var. Ya gayet iyi görüyorum ben. Anlamıyor mu? Bir yazıları okuyamıyor diye kör belledim ben ya. Nereye? Serdan'a ya. Benim gözüm var ya benim gözüm. Atmaca gözüm. Sen yorulmuşsundur. Sana gidelim mi artık? Peki. Böyle en ufak kımıltıyı görürüm ha. Doktor da aynısını söylemezse... Nah bak şuraya yazıyor mu? Abi yeşil. Tamam, doğru. Merak edilecek bir şey yok. Yaşa bağlı olarak ortaya çıkan bir prestüyop olayı.
yaşam bağlamı yani ni demek oldu? Yani belli bir yaş sonrasında ortaya çıkan yakını görememe olayı. Yani şimdi sen bana yaşlandın mı diyorsun doktor? Yok canım. Sadece gözünüzde 1,5 derece presbiyop var, hepsi bu. İyi. Peki şimdi ne olacak? Gözlük yazacağız. Bir şey okurken gözlük kullanacaksınız. Gözlük mü? Yani şimdi ben gözlüklü ağa mı olacağım yani? Ya Seyfo, şu adam biraz şey değil mi? Evet, fazla şey. Gerçi ahçılar böyle kalıplı oluyor. Kadrajı oturtturamıyoruz abi. Kamerada hareket payı kalmadı. Oo, buyurun, buyurun. Hoş gelmişsiniz. Şey, yalnız Mahmut Ağa yok. Bugün gelmeyecek. Yine de size bir şeyler ikram edebilir miyik acaba? Oturun, soluklanın. Mahmut için gelmedim. Bir şeyler içecek vaktim de yok. Çünkü iş için buradayım. İş mi? Evet, iş. İş almaya geldim. Kimden? Sizden. Siz bana iş vereceksiniz. Ama... Ne çekiyorsunuz? Yemek. Yemek programı çekeyim. Bununla mı? Bu olsa olsa korku programı olur. Yemek yapmak için değil, önüne geleni yutmak için duruyor sanki. Vallahi yenge, elimizde bir tek bu var aşçı olarak. Hayır, elinizde daha iyisi var aşçı olarak. Hadi Hatice, hazırlanalım. Sultan Hanım odasından çıkmayacakmış. Rahat ol biraz. Sultan Hanım, beni bu konakta tutmayacak artık. Sen doğru bildiğin neyse onu yaptın. Sıla'mı kurtardın. Açmadan solacaktı kızım. Allah senden razı olsun. Birkaç gün ortalıklarda görülmezsin. Sultan senin sonrası Cihaşahin gelir zaten. Mahmut Ağa bizi kıtır kıtır kesecek. Pişirmeden yiyecek. Olmaz deseydik Ay Hanım sağ koymayacaktı bizi. Ama o pişirir öyle yerdi bizi. Ah, amma yakıştı vallahi. Ekranda boz dolduruyor. Bir kere bize de yemek pişirdiydi. Ay Hanım bu işi biliyor canım. Düşünsene. O nazik parmakların pişirdiği Ali nazik. Yemeğin yanında yatayım. Öyle konuştuğunu duymasın. Ay Hanım'dan yiyeceğin ancak kötek olur. Lan seyrek. Ay Hanım'dan bahseden kim? Ben Hatice diyeyim. He? Hatice. Hatice? İsmi bilem ağza hoş bir tat bırak. 3-2-1 hazır. İyi günler hanımlar. Ay Hanım Global Mutfağı hoş geldiniz. Ben Ay Hanım Karacağan. Yardımcım Hatice ile birlikte sizlerle hem sohbet edeceğiz... Yardımcı. ...hem de yemek pişireceğiz. Herkese böylesi nasip olsun. Bugün iki yemek tarifimiz var. Domates tavası ve içli köfte. Ah. Duyuyor musun Seyfo? Hiç korkmayın hanımlar. Bak nelerden bahsediyor. Tariflerimiz açık ve anlaşılır. Domates içilen köfte. Anlamadığınız bir şey olursa hemen sıradan telefon bir açıp köfte sorun. Değil. İçli. İçli köfte. Yani işin içine duygular giriyor. Köftenin içine mi? Yalnız yemek değil, başka şeyler de sorun. Dertleşelim, konuşalım, bir yandan da yemeğimizi hazırlayalım. Malzemelerimizi tekrar sayıyoruz. Hatice'cim, neydi domates tavası için gerekenler? 300 gram kıyma, 2 kilogram domates, 2 adet soğan, 4 orta boy yeşil biber, tuz, karabiber, 1 yemek kaşığı tereyağı. Merak etme abi. Bak gözlük seni daha yakışıklı gösterecek. Daha saygın bir görünüm verecek. Daha karizmatik olacaksın. Karizmatik, öyle mi? Hı-hı. Peki... Hangisi daha karizmatik? Ha Osman? Bu. Emin misin? Tamam abi, çok iyi oldu. Ya demin öteki dedin ama. Evet, bence ikisini de al abi. Öyle mi dersin? Kesinlikle. İkisinin de ayrı karizması var abi. Allah Allah. İyi peki, ikisini tamam, de alalım. İkisini de vereyim o zaman. Dur bakayım.
Heh işte. Bak iyi oldu be Osman. Bak şimdi her şeyi iyi görüyorum bak. Evet görüyorum. İyi. İyi. O ne ya Osman? Benim gördüğümü sen de görüyor musun? La yoksa bu gözlük mü bana oyun ediyor? Lan bu ne lan bu? Abi sinirlenme. Hiç de fena görünmüyor yenge. Lan senin yengeniz senin. Ulan tutmayın lan beni. Tutmayın beni. Abi sinirlenme. Akşama konuşursunuz Osman, yenge. Osman sen hemen yok ol. Yok ol buradan. Bu işi kendim halledeceğim ben. Yok ol. Tamam. Peki sonra? Sonra bir baktım şirin mişirin bir evin önündeyiz. Hasan Ağa'nın bağ eviymiş. Hiç kimse yoktu etrafta. Yani ikiniz yalnız mı kaldınız? Hı hı. Koca ev. Nikahlanmış olsaydınız başka olurdu tabii. Serta Ana? Yoksa sahiden nikahlandınız mı ha? Resmi ya. Şşş. Daha yüksek sesle söylemek yok. Kimseye, tamam mı? Tamam. Söyle. Ben biraz daha dolma koyayım. Kuşlar uçmaya başladığına göre yakında gök gürleyecek demektir. Ya, yağmur kuşu olmalı. Komşular başımıza toplanmadan şu kuşu kovalasam iyi olacak. Ama Zerda Ana... Ben mutfağa gidiyorum. Asıl'a, ocakta çay var. Dışarıda kaldı, üşümüş olabilir. İstersen şu kuşa sıcak bir şeyler ver. Çok merak ettim, çok merak ettim seni. Mustafa piste kaldı, çıkarmadılar onu. Ah, keşke orada sürekli kalsa. Ya bu kadar kolay olacağını düşünmemiştim. Meclis tarihinde bir rekora imza attık galiba. Bu kadar kısa sürede tartışılıp oy çokluğuyla kabul edilen ilk bütçe olmalı bu. Ama çok iyi hazırlanmıştık. Evet. Başkanın yüzünü gördünüz mü? Tam ikinci bir itiraz gelecek diye usturuplu bir konuşmaya hazırlanırken... ...meclis başkanı evet oylamayı açıyorum dedi. Başkan böyle kaldı. Sevilsin mi üzülsün mü bilemedi. Oh be. Bu iş de bitti. Dur bakalım Hasan Ali. Daha bitmedi. Ben de biliyorum. Şimdi daha çok çalışacağız. Bir sürü yazışma, bir sürü heyetle görüşmek gerekecek. Ama hepsinden önce yapmamız gereken bir şey var. Kutlamak. Bu başarıyı kutlamak için bu akşam en iyi restoranda yemek yiyoruz, tamam mı? Kutlamayı başka bir akşama bırakalım. Önümüzdeki günlerin iş programını yapmalıyız. Aa, ben isyan bayrağını açıyorum artık. Biraz eğlenmeden, dinlenmeden parmağımı bile kımıldatmam. İyi bir yemek yemezsem bu iş yerinde grev var patron. Kız haklı. Ama bir yığın dosya bizi bekliyor Hasan Ali. Sen de haklısın. Pekala arkadaşlar. Demokrasilerde çare tükenmez. Herkesi mutlu edecek bir fikrim var.
yemek programınızı ilgiyle izleyik. Sizi çok tebrik edeyik. Biz Tandıralı kasabasındayık. Yemek programınızı çok beğendik. Sunucu hanıma selam ederik. Ara sıra karıştırarak kavuruyoruz. Oğlum Seyfo, programımız çok ses getiriyor. Ses değil, fakıs bunlar Apo, fakıs. Ya Seyfo, akıl dağıtılıyken sen neredeydin diye hep düşüneyim, biliyor musun? Ne zamandı? Çok evvel zaman önceydi, çok. Ha. Kaynar suyumuzu hazır ediyoruz. Bak, ben bu projeyi daha çok büyütmeyi düşüneyim. Yurt içinde, yurt dışında çok alıcısı olacak. Apo Production bu programı gururla sunar. Ayhanım ile Global Mutfak. Mutfak. Ayhanım ile Global, Mutfak. Ha? Ne diyeyim lan? Ben bir şey demeyeyim am. Lan ne demeyeyim? Hepinizin son yemeği olacak lan bu. Am. Am. Acı seven izleyiciler isterlerse kırmızı biber de ekleyebilirler. Acıyı. Acıyı göreceksiniz hepiniz. Lan kesin yayını şu bu. Kesin yayını diyorum lan bak. Lan kesin. Ama am bak bu canlı yayın. Am. Am. Ulan Necefli maşapa koyun, reklam girin, bir şey yapın. Evet, şimdi bir izleyicimiz daha arıyor, ona bağlanıyoruz. Alo. Alo. Anlaşılan bağlantıda bir arıza oldu sayın seyirciler. Evet ya, arıza oldu. Hem de büyük bir arıza. Eğer derhal eve gitmezseniz o arıza büyüyecek, büyüyecek, hepinizi yutacak. Haberiniz olsun. Hiçbir yere gitmiyoruz. Program devam edecek. Apo çabuk yayına geç. Tabii yenge. Hemen eve gidiyorsunuz diyorum. Devam etmeyecek. Devam edecek dedim. Seyirciler sonra sizden hesap sorarlar. Rezil olacaksınız. Abo rezil olacak, rezil olacak. Lan durun dedim size salaklar. Lan rezil olduk zaten olacağımız kadar. Koskoca Mahmut Ağa'nın karısı televizyonda köfte yapacak ha? Yürüyün lan çabuk eve. Çabuk dedim. Yani küftelere yazık oluyor. Yazık oluyor ağam. Yoksa ben o bakımdan şey diyeyim. Ha şöyle. Adam olun bakalım adam. Bir tek sözü dinleyeceksiniz. Ne duruyorsunuz lan? Temizleyin şu stüdyoyu çabuk. Tamam. Yoksa sizi de küfte yaparım haberiniz olsun. Yok yok hemen. Varam lan ayağımın altında. Hemen ağam. Hemen. Çabuk çabuk. Başarımızın şerefine arkadaşlar. Şerefe. Gördüğünüz gibi işletmemiz işçilerini en leziz Fransız mutfağından mahrum bırakmamıştır. Patron işe hile karıştırdı. Annem evde, sen mahallede sıkı yönetim mi ilan ettiniz? Sultan Ana bütün gün odasından çıkmadı. Mustafa'yı kurtaramadı diye yas tutuyordur. Küçük bir zafer kazandım diye hayatım kurtuldu sanıyor. O kadar kolay değil. Bu konak sana kim bilir daha neler yapacak. Peşini bırakmazlar insanı. Her şeyin hesabı sorulur. Her şey. Ben ders çalışacağım. Keşke burada olsan. Senden ayrı kalmak yaramıyor bana. Akşam hava kararıp gün gidince benim de gücüm gidiyor. Bir gece daha ayrı kalacağız, hepsi o. Yarın gelip seni alacağım. Nereye gideceğiz peki? Yine bağ evine mi? Ne o, sevmiyor musun orayı? Yok hayır, onu demek istemedim tabii ama yani böyle göçebe gibi daha ne kadar devam edeceğiz diye düşünüyorum. Ah bugün Sıla yüzüğümü fark etti. Söylemek zorunda kaldım. Merak etme, tembihledim. Hiç kimseye söylemeyecek. Dertlenme ne olur. Yakında her şey çözülecek, her şey yoluna girecek. Hadi Zerda, huzurlu ol ne olur. Güzelce uyu. Artık sonuna geldik. Tamam. Peki tamam. Güle güle. Seni seviyorum.
ben de seni. Yine başın derde girecek Sıddık. Hiç kurtulmuyor ki. Hiç kurtulmuyor ki. Burada durmayalım. Görürlerse mahvoluruz. Tamam. Hadi gel. Nerede ya? Nerede benim pijamalarım? Kime sorayım ben ya? Cevap versene. Ne cehenneme koydun benim pijamalarımı ya? Ya ben ne diyeyim? Madem sen benim hiçbir isteğimi yapmıyorsun, ben de yapmıyorum. Allah Allah. Şu ahla bak ya. Sen benim pijamalarımı vermeyeceksin diye ben millete küfte yapmana izin vereceğim, öyle mi? Çalışmama izin vereceksin. Ağa karısı çalışmaz. Globalizm, globalizm diye konuşmayı biliyorsun ama. Ya yeter ya. Akşam akşam kafamı ütüledin gene ya. Ulan bir huzur rahat yok şu evde bana ya. Susmuyor, ne bileyim. Ateşin var mı? Yok bir şeyciği. Gazı vardır, ondandır. Seraplarını aldım, bak orada durayım. Alacağım şimdi. Ne diyeceğim? İstersen ben alayım bu gece Gülbara. Sen rahat uyu. Yok, olmaz. Kızımı kimseye vermem. Tamam, tamam. İstersen dedik, bir şey demedik. Sen bildin. Haplarını unutma, tamam mı? Bir şey olursa çağır beni. Tamam. Bizi ayıramaz güzel kızım. Hiç kimse. Sıla. Titriyorsun. Soğuktandır. Sarılayım mı sana? Üşümemen için. Oh, oh.
Yok. Gelmedi. Hala gelmedi Sıla Hanım. Yandın sen Sıddık. Yandın sen. Bu sefer başım belada. Büyük belada. Bazen düşünüyorum. İçime çok fena bir korku giriyor. Ne olacak bizim halimiz böyle? Ya anlaşılırsa? Ya birileri öğrenirse? O zaman sıkı sıkı tutarız birbirimizi. Biz ayrılmayacağız. Ölürüz daha iyi. Biz ayrılmayacağız deriz. Deriz. Değil mi? Ya dinlemezlerse bizi? Ne olacak o zaman? Göze alamazlar. Onlar neleri göze alıyor Osman? Sen bir görsen bizim konakta olanları. Direniriz. Biz birbirimizi sevmiyor muyuz? Önemli olan bu. Seviyoruz. Bir daha söyle bakayım. Seviyoruz. Seviyoruz. Gidelim artık. Anlarlarsa. Peki. Bebeğim. Ne yapıyorsun? Nereye götürüyorsun onu? Delisin sen. Bakamazsın artık ona. Ver çocuğumu bana. Bırak. İnşallah fark etmemişler. Herkes uyuyor gibi görünüyor. İyi geceler. Rüyanda beni görecek misin? Hı hı. Söz mü? Söz. Yataktaydı, yere düştü herhalde. Heh, hey kızım, hadi iyi uykular. Of ya. Gel gittin serseme döndüm vallahi. Şikayetçi misin? Hayır desem yalan olur aslında ama... yine de sık sık Gaziantep'e gidiyor olmak hoşuma gitmiyor değil. Nerede bizim oraların katmeri değil mi Hasan Ali? Hele yazları konakta kahvaltı etmek gibi keyifli bir şey var mı? İffet Alan'ın gözlemelerinin içine Dursun dayının yaptığı peyniri koyup... bir de şöyle tavşan kanı çay. Sen konağı özledin. Orası benim evim yuvam Hasan Ali. Ben belki Zerda ile başka bir yerde yaşamayı tercih edersin diye düşünüyordum. Ne bileyim, bunca olaydan sonra kızı yeniden oraya götürmek... Bir korkak gibi, bir suçlu gibi evimden mi kaçacağım Hasan Ali? Kabul etmek zorundalar. Zerda karımdır, öyle kalacak. İsteseler de, istemeseler de. Kimsenin üzülmesini istemiyorum ama... Zerda'nın üzülmesini hiç istemem. Anlatabildim mi? Bana anlatabildin tabii ama... İşin zor deme bana.
Demedim, merak etme. Yalnız biraz daha oyalanırsak uçağı kaçıracağız, haberin olsun. Tamam, hadi. Hadi. Gülber nasıl? Akşam bariydi. İyi. Yok bir şey. Çay doldurayım mı? Hı, koy. Çayın aradı mı hiç? Aramadı herhal. İffet? Yok Sultan Hanım, beni de hiç aramadı. Sıla Hanım. Aman iyi. Ben yapmadım. Ben görmedim. Ben bilmeyeyim. Ne diyor bu deli be? Git buradan sabah sabah, gözüm görmeyi seni. Ben bir şey yapmadım. Orada duruyordum. Gece bakıyordum. Başka bir şey yapmadım. Günaydın. Sıla Hanım. Sen burada mıydın? Nerede olacaktı Sıddık? Niye telaşlandın sen böyle? Hiç. Öyle ben dellendim işte. Yani deli Sıddık. Çık hadi. Gülşen. Sıla'nın yumurtasını getiriver kızım. Sıddık artık iyice yaşlandı yadigar. Düş mü gördü? Ne? Esrah mı gördü? Belli olmuyor. Gördü mü görmedi mi? O da belli olmuyor. Gördüğünü bu kalın kafası anladı mı? O hiç belli olmuyor. Zerda Hanım olsaydı ayırırdı bir eğriyi doğruyu Sıddık için. Bu düş derdi, bu esrah. Zerda Hanım biliydi. Her şeyi biliydi. İşte burası. Burası mı? Ya Şah Hanım'ın ona. Değil mi? Hemşerim. Bak hele bak, gel hele. Buyurun. Gel. Buyurun, kime baktınız? Şah Hanım'ı görmeye geldik. Aç hele kapıyı. Gel. Geç. Ha burası işte bak. Çok nasıl? Gene yanlış mı göreyim? Yoksa bu. Hocam. Ha? Amanin! Sıddık! Ökkeş! Ökkeş kardeş! Hoş geldin! Hoş geldiniz! Hoş bulduk! Hoş geldin! Ne uzun oldu seni görmediğim! Nasıl Sıddık? Konağın emektarı Sıddık! Kasabaya yayla pazarına indiydik hanımla çocuklarla. Yükü sırtımızdan indirip tüccara peyniri sütü verir vermez... ...şu bizim Şahan Ağam'ın konağına gidek deyip kalktık geldik. Çok iyi ettiniz. Dursun emmi de sevinecek bu işe. Burada mı? Burada. Hemik. Bugün güneş gibi parlıyorsun, hayrola? Şahin gelecek bugün. Anladım halinden. Bunu söylemene gerek yok. Ne yapacaksınız Zerda? Neyi baba? Hiç. Aman boş ver. Kendi kendime konuşuyorum işte. Sen işine bak kızım. Alo. Alo. Şahin. Şahin sen misin? Neredesin? Yok. Bir şeycik yok da... Esrah'ta var. Diyeceğim o ki... ...sen hele önce bir konağa gel. Tamam, peki. Biraz konuşacağız seninle. Tamam, geliyorum. Ne oldu? Annem konağa çağırıyor. Diyecekleri varmış. Neymiş peki? Hiç bitmedi ki diyece. Peki, nereye gidiyorsun şimdi? Bekir Hoca'nın evine mi, konağa mı? Neyse. Seni bırakıp yarım saat uğrayayım konağa. Sonra gelirim.
Zerdahi. Vay Ökçe, hiç değişmemişsin ya. Sizler de değişmemişsiniz valla. Oğlum, koş kapıyı aç. Dur sen bekle. Hoş gelmişsin ya. Hoş gelmişsin ağam. Hoş gelmişsin. İyi ki gelmişsin. Yalnız mı geldin? Şimdilik Sıddık, şimdilik. Bak hele ağam, kimler geldi konağa? Oo, hoş geldin Ökkeş dayı. Bu ne güzel. Hoş bulduk Şahan. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ne haber Memik? Hadi içeri geçelim. Hadi geçelim. Bunlar o evden geldi. Ne işi var onların burada? Hadi geldi. Ya hadi biz de geçelim. Hadi geçelim. Vay Ökkeş dayı, vay eski insanız ya. Şahin mi getirdi? Yoksa benim için mi geldiler? Pazara yükümüzü getirdik ama pek para etmiyor. Bu sene hayvanın sütü de az. Şey, gelmişken bizim Murat'a iş bakacağız. Senin de aklında olsun Şahan. Tabii Ökkeş dayı. Bu akşam daha etraflıca konuşuruz. Bir yere gitmek yok. Konakta misafirim olacaksınız, tamam mı? Gelmiş bak. Kızım gel bakayım bana. Vay dünyalar güzeli. Her gördüğümde biraz daha bir. İnanamıyorum ya. Bu kadar hızlı olabilir mi? Bak sana ne gösterecek babası gel. Gel gel. Hadi kışım. Bak babası. Toy 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 toy. Aferin benim kızım. Oo canım. Bu kadar güzel bir şey olabilir mi ya? Şuna bak. Bak şuna bak nasıl gülüyor. Aferin benim kızıma. Bir yok ki görme. Doktora gösterdik, normalden 2 kilo fazlaymış. Aman dikkat edin ha. Fazla şişmanlık da iyi değildir. Aa. Benim kızım dünya güzeli olacak. Değil mi güzel? Akgül nasıl? Ey sayılır. Çocuğa pek düştü. İlaçlarını veriyorum sürekli. Gözün üstünde değil mi Hacer? Bağ evindeki halini görseydin. Aslında yine delirecek diye çok endişeleniyorum. Bazen keşke acaba bir süre klinikte mi kalsaydı diye düşünüyorum. Sen merak etme ağam. Benim gözüm ikisinin de üstünde. Neyse. Zaten yakında konağa geleceğiz. O zaman Gülbahar bizim kontrolümüzde olacak. Aa, biz dedin ağam yoksa. Evet Hacer, Zerda'yla geleceğiz. Ağam. Adımız her geçen gün yükseleceğine batıyor. Şu Sıddık mahluku yüzünden çocuk hapiste kaldı. Çok vermemiş hakim. İyi hal filan birkaç ayda çıkar. Birkaç ayda bu konakta kim bilir neler olur. Herkes ayrı bir çatlak. Akgül ayrı deli, Sıddık ayrı deli, Sıla ayrı deli. Hacer de sen bir işe yaramaz. Bu konağa gelmeden evvel hepsinin aklı yerindeydi. Sus, ne biçim konuşuyorsun? Yuvana ocağına küfür mü ediyorsun? Asla. Tam da tersi hanım. Yuvama, ocağıma sahip çıkacağım. Hem de öyle bir sahip çıkacağım ki hepiniz şaşacaksınız. Başka diyeceğin var mı ana? Yok. Yok da... Hayırlar olsun. Bu ne demekti öyle? Hoş geldin. Ne kadar özlemiş. Ben de. Sanki yıllar oldu. Yıllar oldu. Hoş geldin Şahin. Hoş bulduk. Geçin oturun, ayakta dikilmeyin. Yol yorgunusundur, sana bir kahve yapayım. Yok yok hocam, oturmayacağız. Ben Zerda'yı almaya geldim. Bağ evine mi gideceksiniz? Yok hocam. Ait olduğumuz yere, yuvamıza gideceğiz.
olması gereken yere, konağa döneceğiz. Vakit doğru mu şair? Geç bile hocam, geç bile. Hadi sen. Zerda Hanım dönmüş. Zerda Hanım dönmüş. Nasılsın Sıddık? İyi. Hem de ne iyi. İyi. Anam nerede? Hacer? Orada. Hepsi oradalar ağam. Hoş gelmişsiniz. Hoş, hoş gelmişsiniz. Gel ocağımıza sahip çık diyordun ana. Geldim. Bir daha gitmemek üzere geldim. Yuvamız burası olacak. Karım burada yaşayacak. Karım. Nikahlı karım. Zerda'ya resmi nikah yaptım ana. Göğsümü gere gere söylüyorum ki Türkiye Cumhuriyeti kanunları önünde resmi karım Zerda'dır. Olmazsa sevinen birkaç kişi var. Olmaz olur mu hiç? Nasıl sevindim ben bileyim mi? Değil mi Sıla? İyi ki geldin Zerda. İyi ki geldin. Ayıramayacaklar. Bizi kimse ayıramayacak. Beni hastaneye kapatamayacaklar. Hiç bulamayacaklar bizi. Hiç bulamayacaklar.